Ciao a tutti. Bugün Ibrahim ve Badu Ünita 5 vanno a lavorare, çalışmaya gidiyorlar. Diyaloğunu okuyup açıklayacağız ve alıştırmaları yapmaya çalışacağız. Beşinci dersimiz. Ciao Badu, dove vai? Nereye gidiyorsun? Vai, gitmek fiili, şimdiki zaman. Vado a lavorare. Çalışmaya gidiyorum. Vado. Gidiyorum. Io vado. Andare fiili. Fiilimizin mastarı andare. Çekimi vado. Gidiyorum. Vai. Gidiyorsun. Va. Gidiyor. Andiamo. Gidiyoruz. Andate. Gidiyorsunuz. Vanno. Onlar gidiyorlar. Vado, vai, va. Andiamo, andate, vanno. Vado a lavorare. Çalışmaya gidiyorum. Eğer ikinci bir fiil geliyorsa mastar çalışmak, lavorare. Araya a prepozisyonu kullanıyorsunuz. Türkçedeki çalışmaya. E tu. Ya sen? Anche io. Ben de. Tu. A che ora cominci? Cominciare. Başlamak fiili. Sen saat kaçta? A che ora? Saat kaçta? A lavorare. Çalışmaya başlıyoruz. Alle otto. Sekizde. E tu? Ya sen? Anche io alle otto. Saatlerin başına İngilizce'deki inin yerine alle geliyor. Alle nove, alle otto gibi. Ma, ama, finisco, bitiririm. Tardi, geç. Finire, bitirmek fiili. Mastarı. İtalyanca'da ire ile biten fiillerin bazı düzenli fiiller diyoruz bunlara. Capire gibi, isco ile çekiliyorlar. Finisco. Finisci, finisce, finiamo, finite, finiscono gibi. Finisco tardi, geç bitiririm. Alle sette di sera. Akşam saat 7'de. Oggi, bugün, lavoro 9 ore. Bugün 9 saat çalışıyorum. Perché, niçin? Perché, çünkü, ikinci perché çünkü oluyor. Faccio, yaparım. Fare fiili. Yapmak. Fare. Düzensiz bir fiildir. Yapmak. Faccio. Fai. Fa. Facciamo. Yapıyoruz. Fate. Yapıyorsunuz. Fanno. Yapıyorlar şeklinde çekiliyor. Faccio lo straordinario. Ben ne yapıyorum? Mesai yapıyorum. Lavoro 2 ore di più. Ben 2 saat fazla çalışıyorum. More İngilizce'deki di più. Fai İkinci tekil. Spesso, sık sık, lo straordinario. Sık sık mesai yapar mısın? Si. Evet. Il sabato, cumartesileri. E anche il martedì, salıları. E il venerdì, cumaları. E tu? Ya sen? Io no. Hayır. Qualche volta, bazen, il lunedì, pazartesileri e il mercoledì, çarşambaları. Però, ancak, io faccio i turni. Ama ben diyor, dönüşümlü çalışıyor. Shiftli. Anche il mio amico Habib fa i turni. O da dönüşümlü çalışıyor. Il giovedì spesso, perşembeleri sık sık, facciamo il turno di notte.
Insieme. Biz sık sık gece mesaisine kalıyoruz. Gece şiftine. Nella mia fabbrica. Benim fabrikamda. Non facciamo turni di notte. Biz de gece mesaisi yapmıyoruz. Lavorare di notte. Gece çalışmak. È molto faticoso. Çok yorucu. È noioso. Sıkıcı. Sì. Evet. Perché non posso dormire bene. Çünkü iyi uyuyamam. Posso. Can. İngilizce'deki. I can. Birincide io posso. Yapabilirim. Posso dormire. Uyuyabilirim. Non posso dormire bene. Uyuyamam. İyi uyuyamam. Durante. During. Il giorno, gün esnasında, e non posso leggere, okumak leggere, okuyamam, il giornale, gazete, okuyamam. A me invece, ben ise, non piace, bana, bende ise, benim hoşuma gitmiyor, fare lo straordinario, mesai yapmak benim hoşuma gitmiyor. Perché? Çünkü la sera sono stanco. Ki akşamları yorgunum. E non posso andare al corso di italiano. I cannot go. Gidemem. Al corso di italiano dersine gidemem. E buono. İyi. Il tuo salario, bu il olacak. Le yani. Düzeltelim. Il tuo salario, senin maaşın iyi mi? E buono il tuo salario. Dove lavoro, çalıştığım yerde. Where I am working. Adesso, şimdi. Prendo, alıyorum. I take. 3 euro l'ora. Saatte 3 euro alıyor. Così, böylece, prendo circa 550 euro al mese. Böylece yaklaşık 550 euro kazanıyorum. Non è molto, çok değil. Io con i turni, ben gece mesaileriyle beraber. Prendo 650 euro al mese, 650 euro alıyorum. Ma non mi bastano, bana yetmiyor. Perché? Çünkü. Ci sono molte spese. Birçok masraf var. Lo so. I know it. It. Lo buradaki. In Italia. İtalya'da la vita costa molto. İtalya'da hayat çok pahalı. Costare. İngilizce'deki cost fiili. Adesso. Şimdi vado. Gidiyorum. Ciao. Ciao. Evet, metnini okuduk, diyaloğu ve açıkladık. Burada koyu yazılı olanlar genellikle bazı fiiller var. Fare, çekimini yaptık, yapmak, andare gitmek gibi. Bazı deyimler var. Fare lo straordinario, mesai yapmak, leggere okumak, lavorare di notte, gece çalışmak. Fare i turni, shiftli çalışmak. Rotatif diyoruz, dönerli fabrikalarda. Evet, vero, vero falso, vero doğru, falso yanlış. Bunu siz yapacaksınız. Completare. Metine göre, diyaloğa göre bunu doldurmamız gerekiyor. Ciao Badu, dove vai? Nereye gidiyorsun? Değil mi? Dove vai? Vado a lavorare. Çalışmaya gidiyorum. Anche io. Ben de. Tu. A che ora? Saat kaçta? Cominci. Başlıyorsun. Io comincio. Alle 8, finisco alle 7, alle 7
Tasera. Bu akşam 7'de bitiriyorum. 8'de başlıyorum. Perke. Perke faccio yapıyorum. Lo straordinario. E çalışıyorum. Lavoro due ore in più ya da di più fazladan more. Fai spesso lo straordinario, sen sık sık mesai. Si, e tu, io faccio, ben yapıyorum. I turni di notte, gece mesaisi. Evet, burada ne diyebiliriz? E molto faticoso lavorare di notte. Gece çalışmak çok yorucu şeklinde tamamlayabiliriz. Evet. Dersimizi 44. sayfada bitiriyoruz. Bir dahaki dersimizde 45, 46, 47 ve 48'i yapmaya çalışacağız. Şimdilik hoşça kalın. Ciao. Bugünkü dersimizde kaldığımız yerden devam edelim. 45 sayfa. Burada bir diyalog var. Telefonda geçiyor. Al telefonu. Pronto. Evet, İtalyanlar alo demiyorlar. Pronto diyorlar. Japonların mochi mochi dediği gibi. E il numero 522060. Si parla la ditta Rossi. Evet, şu numara mı diyor? Evet. Rossi şirketi konuşuyor. Buongiorno. Mi chiamo Jacqueline O'Shea. Benim adım C. Sono del Ghana. Ghanalıyım. E cerco lavoro. İş arıyorum. Bene. Noi cerchiamo un operaia. Evet, biz de bir bayan işçi arıyoruz. Quante ore al giorno? Günde kaç saat? 8 ore. 8. Dal lunedì al venerdì. Pazartesiden Cuma'ya. From to kalıbı İngilizce'deki. Da a. Il sabato, cumartesileri facciamo 4 ore di straordinario. Cumartesileri ise 4 saat mesai yapıyoruz. Fate anche i turni. Rotatif çalışıyor musunuz? Dönüşümlü. No, non facciamo i turni. Hayır, yapmıyoruz. E il salario? E maaş? Sono 3 euro e 50 centesimi. Saati 3,50 l'ora. Per un totale di 600 euro al mese. Ayda 600 euro. Va bene. Vengo domani mattina, yarın sabah geleyim mi? Si, può venire, gelebilirsiniz. You can come, può, you can. Alle 8, saat 8'de. Saatlerden önce alle kullanıyoruz. İngilizce'deki inin yerine. Con tutti i documenti, con, with demek ile. Tüm dokümanlar ile. Grazie. Arrivederci. Görüşürüz. Teşekkür ederim. A domani. Yarın görüşmek üzere. Buongiorno, signore. Evet. Collegare le domande alla risposte. Cevaplarla soruları eşleştirin diyor. Pronto e la ditta Adria. Adria şirketi. Ne diyebiliriz? No. E la ditta Rossi. Hayır. Ditta şirketi. Rossi şirketi. Cercate un operaia. Bir bayan işçi arıyor musunuz? Si, cerchiamo un operaia. Evet, arıyoruz.
Quante ore di lavoro fate al giorno? Kaç saat, quante ore iş di lavoro fate, yapıyorsunuz al giorno, günde? Facciamo 8 ore al giorno, günde 8 saat. Fate lo straordinario. Mesai yapıyor musunuz? Sì, sempre il sabato. Mesela, evet, her zaman cumartesileri. Ci sono turni, dönüşümlü çalışıyor musunuz? Rotatif. No, non facciamo turni, hayır. Il salario è di 5 euro l'ora, saatte 5 euro mu? No, è di 3 euro 50 centesimi l'ora, saatte 3,50. Posso venire subito? Hemen gelebilir miyim? Subito hemen. No, hayır. Può venire domani mattina alle 8. Yarın saat 8'de gelebilirsiniz. You can come tomorrow at 8 o'clock p.m. Porto il permesso di soggiorno. Portare, taşımak, yanımda getireyim mi anlamında. Oturum iznimi de yanımda getireyim mi? Sì, evet. Ma anche tutti gli altri documenti. Ama diğer bütün dokümanları da, sadece oturum değil, diğerlerini de getirin anlamında. Produzione orale. Che giorno è oggi? Bugün günlerden ne? Oggi è, ne diyelim? Bugün pazartesi mi? Evet. Biz de pazartesi diyelim. Lunedì. İ'nin üzerinde aksan var ama ben yapamıyorum şimdi. Quando c'è lezione di italiano? Ne zaman İtalyanca dersi var? Ne diyelim buraya? Il sabato. Evet, başlarına il geldiği zaman cumartesileri, her cumartesi gibi oluyor. Haftanın günlerin hepsi maskiledir. Yani il kullanılır, ancak bir tek pazar günü la domenica'dır. Femininedir. Pazarları derken la domenica diyeceğiz. Evet, burada da görüyorsunuz. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe. Venerdì, cuma, sabato, cumartesi, domenica, pazar. I giorni della settimana, haftanın günleri. Bir tek la domenica feminine, onu unutmuyoruz. Diğerleri maskeyle. Il lunedì, il martedì diye. Evet. Dove vai? Nereye gidiyorsun? Andare fiili biliyorsunuz. Vado a lavorare. Çalışmaya gidiyor. Che lavoro fai? Ne iş yapıyorsun? Faccio deyip bir meslek seçebiliriz. Faccio il carpentiere. Ayakkabıcıyım. A che ora cominci a lavorare? Saat kaçta başlıyorsun? Comincio alle, den sonra saati söylüyoruz. Alle 8 mesela. Alle 9, alle 10 gibi. A che ora finisci il lavoro? Saat kaçta işi bitiriyorsun? Alle 5 diyelim akşam. İtalyanlar da bizim gibi 16, 17, 18'i pek kullanmıyorlar. 5 alle 5 di sera. Akşamın 5'i diyerek söylüyorlar. Alle 5 di sera. Yalnız burada bir şey var. Saat 1'de derken al una diyeceğiz.
Diğerlerinde alle hep, alle due, ikide, alle tre, üçte gibi. Buna dikkat edelim. Peki. Che ore sono? Saat kaç? Che ora è? Her ikisi de kabul ediliyor İtalyanca'da. Burada çoğul, burada tekil soruluyor. Che ora è? Cevap verirken genellikle sono, it is İngilizce'deki çoğul olarak de it is dozar gibi çoğul. Sono le, tam saatlerde direkt söylüyoruz. Sono le quattro, saat dört. Sono le cinque, saat beş. Sono le due, saat iki. Yalnız şeye dikkat edeceğiz. Bir derken e kullanacağız. E luna. Saat bir derken sono değil e. E luna, birdir. E luna, evet burada göstermişler. Buna dikkat edeceğiz. Mezzogiorno, öğlen 12. Evet, öğle 12. A che ora comincia la lezione? Ders kaçta başlar? Başlıyor. Ya da alle 6 di sera, akşamın 6'sında diyeyim mesela. Evet, sayılar var. Bunları siz kendiniz öğreneceksiniz. Şimdi birlikte fiilleri, parantez içindeki fiilleri şimdiki zamanda çekerek kişiye uygun olarak çekeceğiz. Lavorare. Şimdi buradaki fiillere bakarsak hepsi are bitimli. Are bitimli ve İtalyanca'da 3 tür fiil var. Genellikle are bitimliler. Ere, bizdeki mekmak gibi. Bir de ire bitimli. Daha farklılar da var ama 3 genel grup var. Are bitimli fiillerde fiilin sonundaki are'yi atıp fiilin sonuna io, birinci tekilde o, İkinci tekilde i, üçüncü tekilde a, birinci çoğulda iamo, ikinci çoğulda at, üçüncü çoğulda ano getirerek fiilleri çekeceğiz. Lavorare'yi düşünürseniz, are'yi attık, geriye lavoro, io lavoro, ben çalışıyorum. Tu lavori, sen çalışıyorsun. Lui lavora, o çalışıyor. Noi lavoriamo, biz çalışıyoruz. Voi lavorate, siz çalışıyorsunuz. Loro lavorano, onlar çalışıyorlar şeklinde olur. Şimdi buna göre are'yi atacağız. Üçüncü tekil olduğu için badu. Burada lavora, badu lavora. Badu çalışır. In fabrica. Fabrikada. Io non. Ben İtalyanca konuşmam. L'italiano. Parlare. Biraz önce dediğimi hatırlarsanız. Are'yi attık. Yerine o getirdik. Io non parlo. Ben İtalyanca konuşmam. İbrahim'e badu. İngilizce. Çoğul olduğu için. Parl. Üçüncü çoğul ekimiz ano'yu getirdik. Parlano. İngilizce. İngilizce konuşurlar. Noi parliamo. Noi parliamo italiano. Biz İtalyanca konuşuruz.
sperare ummak. Siz başka bir iş bulmayı umuyorsunuz. Lei spera di lavorare, trovare, bulmak, trovare, un lavoro. Siz bir iş bulmayı umuyorsunuz. Loro, commemoratori, duvarcı olarak düşüneceğiz oradaki komeyi. Siz duvarcı olarak çalışıyorsunuz. Onlar pardon. Lavorano, loro lavorano, commemoratori. They are working. They work. Tu, sen çalışmaya hemen başlıyorsun. Cominciare, başlamak. Tu cominci. Şimdi burada are'yi atıp i getiriyoruz ama iki tane i gelmiyor. Cominci olarak kalıyor. Cominci i olmuyor yani. Tu olduğu için. İbrahim hazırlıyor la cena, akşam yemeğini. Prepara. İngilizce'deki prepare biliyorsunuz aynı fiil. Prepara, hazırlar. La cena, akşam yemeğini. Li operai, erkek işçiler çalışırlar fabrikada. Lavorano in fabrica. Le operaie, bayan işçiler evde çalış. Evet, onlar bile görüyorsunuz. Kadın erkek ayrımı yapıyorlar. Bayanları eve koymuşlar. Lavorano a casa. Li operai lavorano in fabrikada çalışırlar. Le operaie, bayan işçiler lavorano a casa diye söylenmiş. Bir de hatırlatalım. Are bitimli bu fiillerde are ekini atıyorsunuz. Yerine birinci tekilde o, ikinci tekilde i, üçüncü tekilde a, birinci çoğulda iamo, ikinci çoğulda ate, üçüncü çoğulda ano getirerek fiilleri çekiyorsunuz. Bunlar düzenli fiiller. Evet. Bir daha gösterelim. Şöyle. Şurada cominciare'de iki i olmayacak. Ona dikkat ediyoruz. Evet. Andare ve fare bunlar düzensiz fiiller. O nedenle ezberlememiz gerekiyor. Şimdi andare'nin çekimine bakalım önce. Vado. Gidiyorum. Vai. Gidiyorsun. Va. Gidiyor. Andiamo düzenli hale geliyor. Andate de düzenli hale geliyor. Fransızca da öyledir. Vous allez düzenlidir. Nous allons düzenlidir. Ve vanno Fransızca da von olur. Düzensizdir. Peki. Vado, vai, va, andiamo, andate, vanno şeklinde çekiyoruz. Gelelim fareye. Farede yapmak fiili düzensizdir. Io faccio, ben yapıyorum. Tu fai, sen yapıyorsun. Lui fa, o yapıyor. Facciamo da biraz düzenli bir hale geliyor. Fate de düzenli oluyor. Fanno, loro fanno, onlar yapıyorlar. Faccio, fai, fa, facciamo, fate. Fanno şeklinde fareyi çekiyoruz. Şahs zamirlerine göre yapacaksınız. Bir tanesini ben yapayım. Burada şuna dikkat edeceğiz.
Bir gösterelim fiilleri bir daha not etmek isterseniz. Want kafanızı karıştırmasın Fransızcası. Va do vai va andiamanda te vanno. Fareye bakalım. Faccio fai fa facciamo fate fanno şeklinde olacak. Peki. Bir tane fiilin anlamına bakacağız. Io a casa. Bu fiilde ben evde yapıyorum gibi bir şey mantıklı olmayacağı için ben eve gidiyorum düşüneceğiz. Yani io vado a casa. Bir tane daha yapalım. Bir de fareyle yapalım. Io e Badu, ben ve Badu, ben içinde olduğumuz zaman, 10'uncuya bakıyoruz. Nu, noi, yani biz olacağımız için, facciamo li esercizi, biz egzersiz yapıyoruz. Ben ve Badu egzersiz yapıyoruz şeklinde düşüneceğiz. Diğerlerini fare ya da andare ile hangisiyle daha anlamlı oluyorsa siz yapıyorsunuz. Peki. Volgere al plurale. Çoğul yapın demiş. Çoğul yaparken neye dikkat edeceğiz? Bir. Insegnante burada tekil. Bunu çoğul yapacağız. İki. Fiili de ona uyduracağız doğal olarak. Şimdi deneyelim. Bir tanesini biz yapalım. Yalnız oradan göremiyorum. L'insegnante'yi çoğul yaparken li hatta i'yi düşürerek de yapılabiliyor. L'insegnante ya da kafanızı karıştırmayın. Burada böyle de olur. L'insegnante parlayı çoğul yapacağız. Parlano loro oldu çünkü. Italiano aynen kalacak. Onun bir şeyi yok. Öğretmenler İtalyanca konuşur oldu şimdi. Değil mi? Yalnız essere olmak fiiliyle olan durumlarda sıfatı da çoğul yapacağız. Ona dikkat edelim. Beşinciye bakalım. Lei. Siz. Demiş. Üçüncü tekil olan she gibi düşünelim. She ve lei tekil olduğunda siz anlamına da geliyor biliyorsunuz. Forma di cortesia diyor İtalyanlar. She olarak İngilizce'deki düşünürsek Fransızca'da el gibi üçüncü tekil. O kız Arjantinlidir gibi. Çoğulu loro olacak yine. Loro sono Argentine. Onlar, o kızlar Arjantinlidir şeklinde yaparsak olur. Peki diğerlerine siz bakın. Essere ile olan fiillere dikkat edelim. Burada grande'de olduğu gibi. E yine. Başka da essere ile yok. Sıfatın çoğul olması gereken bir durum yok. İsimle fiilleri uyduracağız. Evet, dersimizi burada bitiriyoruz. Bir dahaki derste sayfa 49'daki 4. buradan egzersizden devam edeceğiz. A biento. Ciao. Ciao a tutti. Bugün sayfa 49'daki etkinliği yapalım. Belirli artikel dediğimiz il, lo, la, çoğulları i, li, le ve el apostrof tekil olarak kullanmamızı istemiş. Io non faccio.
Turni çoğul olduğu için burada i turni diyeceğiz. Evet. Io non faccio i turni. Ben rotatif çalışmıyorum. Shiftli çalışmıyorum. İbrahim fa. Straordinari. ST ile başlıyor ve maskiyle straordinario'nun çoğulu olduğu için lo'nun çoğulu li olacağı için li straordinari. Fabrika e grande. Fabrika a bitimli ve feminin olduğu için la fabrica diyeceğiz. Evet. Burada. Figlio di Carlo e a scuola. Carlo'nun çocuğu okuldadır derken figlio o bitimli ve maskil olduğu için il figlio. L'impiegato parla inglese. Memur İngilizce konuşur. Burada sesliyle başladığı için l'impiegato diye düşünüyoruz. Yine feminine ama impiegato sesliyle başladığı için l'impiegata. Bayan memur non parla francese. Fransızca konuşmaz. Mia amiche, benim arkadaşlarım afrikane. Bakın e. Yani feminine çoğul demek. Burada bize le mie amiche kalıyor. Evet. Lavoro in fabbrica è duro. Fabrikada iş zordur. Maskil olduğu için il lavoro diyeceğiz. Zio di cugino e ingane. Cugino'nun dayısı ya da amcası Kanada'dır. Zio Z ile başlıyor ve maskil olduğu için lo zio. Muratori vanno a lavorare presto. Evet, birazdan çalışmaya gidecekler. Duvarcılar. Çoğul muratori dediği için i muratori diyoruz burada. İyi muratori. Peki. Produzione scritta. Yazılı anlatım bölümüne bakalım. Burada metine göre soruları cevaplamamız gerekecek. Ben soruları söyleyeyim. Siz de cevaplarını bulmaya çalışın metinden. A che ora comincia a lavorare Badu? Cominciare a lavorare. Çalışmaya başlamak. Saat kaçta? A che ora? Saat kaçta Badu çalışmaya başlar? A che ora finisce İbrahim? İbrahim kaçta bitirir? Perché lavoro due ore in più? Çünkü 2 saat fazladan çalışıyor. Niçin 2 saat fazladan çalışıyor? In quali giorni fa lo straordinario? Hangi günlerde in quali giorni fa yapar lo straordinario? Mesai yapar. Quando Habib fa il turno di notte? Habib ne zaman gece mesaisi yapıyor? Perché a Badu non piace lavorare di notte? Neden Badu'nun hoşuna gitmez gece çalışmak? A Badu. Badu'nun piacere a qualcuno, birinin hoşuna gitmek. Piace a Badu, piace a Ayşe, Ayşe'nin hoşuna gider gibi. A preposizyonu kullan. Perché a İbrahim non piace fare lo straordinario? Niçin İbrahim'in hoşuna gitmez mesai yapmak? Quanto a di salario İbrahim? İbrahim'in ne kadar maaşı var? Sahip. Avere di salario. Qual? Bu le olacak. Quale il salario di Badu? Badu'nun maaşı ne kadardır? Perché non li basta? Neden ona yetmiyor? Li. Ona. A lui şeklinde. Ona da diyebiliriz. Him. İngilizce'deki him. Burada İtalyanca'da ona derken li oluyor. A. Kimse o. A Ali örneğin. Ali'ye olduğu zaman onun yerine, A Ali yerine li kullanıyoruz.
Zamanla bunları açıklayacağız. Evet, şimdi burada soru cevaplar verilmiş. Sorularını bulun diyor. Ben yine cevapları okuyayım ve siz soruları bulmaya çalışın. O 26 yani. Ben 26 yaşındayım. Sono le 4 e mezza, saat 4:30. Oggi eve nerdi? Bugün cuma. Lavoro in fabbrica. Fabrikada çalışıyorum. Faccio i turni il giovedì e il sabato. Perşembeleri ve cumartesileri shiftli çalışıyorum. No, non mi piace lavorare di notte. Hayır, benim hoşuma gitmez gece çalışmak. Comincio a lavorare alle 8. Saat 8'de başlıyorum çalışmaya. No, non ce l'ho ancora. Henüz benim yok. Ondan. Bu it. I haven't it yet. Bu itin yerine bir şey koyacaksınız. Ondan. O yok benim henüz. İşim var mı? No, non ce l'ho ancora. Hayır, yok henüz. Sono del Togo. Togo'danım. I am from Togo. Sono Togoese. I am Togoese. Togoluyum. Siamo dell'Argentina. Biz Arjantinliyiz. Siamo Argentine. Biz Arjantinliyiz. Evet, bunlar bayan. Bakın, Argentine. Çoğul ve bayan. Burada size costruire il dialogo secondo le intuizioni, verilenler bilgilere göre yapın demiş. Chiede sol, a che ora comincia la lezione di italiano? İtalyanca dersin saat kaçta başladığını sor. Risponde che comincia, cevap ver ki saat 7'de akşam başlıyor ve 8:10 geçe bitiyor gibi. Burada chiede sor. Risponde, cevap ver şeklinde bunları yapacağız. Evet, diyaloğa göre İbrahim ve Badu işe gidiyorlar diyeceğiz, değil mi? Bir tanesini yapalım. Vanno. Bakalım metine ve bunları dolduralım. Çalışmaya gidiyorlar. Nereye gidiyorlar? Şuraya onu koyabiliriz. Metine göre yapalım. Şimdi riflessione grammaticale bölümüne bakalım. I verbi si distinguono dalla terminazione del infinito presente. Şimdi fiiller diyor son ekleriyle üçe ayrılıyorlar İtalyanca'da. Are bitimliler. Prima coniugazione, birinci grup. Seconda coniugazione, ere bitimliler. Çekimliler. Terza coniugazione, ire bitimliler. İtalyanca'da. Birinci grup fiillere örnek olarak bunlar verilmiş. Lavorare, çalışmak. Costare. Şuradaki A olmayacak. Arkadaşlar buradan ayrılıyor. Costare değil. Costare İngilizce'deki cost. Andare gitmek. Fare yapmak. Parlare konuşmak. Fare yalnız düzensiz. Leggere okumak. Vedere görmek. Scrivere yazmak. Ire dormire uyumak. Sentire hissetmek. Venire gelmek gibi. Şimdi are bitimli fiilleri çekerken mastarını attık. Lavoro are'yi attınız. O, i, a, iamo, ati, anu getiriyorsunuz. Lavoro çalışıyorum. Lavori çalışıyorsun. Lavora çalışıyor. Lavoriamo çalışıyoruz. Lavorati çalışıyorsunuz. Lavorano çalışıyorlar. I verbi andare e fare della prima coniugazione sono irregolari. Evet, düzensizdir. Andare ve birinci grup fiillere giren fare. Çekimleri vado, vai, va, andiamo, andate, vanno. Bir tek bu ikisi düzenli. Faccio, fai, fa, facciamo, fate, fanno. Evet. Burada ise bir tek facciamo düzenli görünüyor.
Peki, diğer grup fiilleri daha sonra öğreneceğiz. ERE'ler ve İRE bitimlerin çekimlerini. Şimdilik bu iki fiil hariç diğer fiilleri bunları ezberleyeceğiz. Fare yapmak ve andare gitmek. Diğerlerini buradaki kurala göre mesela parlare'yi, costare'yi, lavorare'yi çekebiliriz. Le ore. Saatlere bakalım. Saat sorarken che ore sono diyoruz. Ya da che ora è. İki tür sorabiliriz İtalyanca'da saati. Che o tekil olarak che ora è. Saat kaç? Evde akşam var. Ya da ke ore sono. Çoğul. Essere'nin loro sonrasından geliyor bu. Cevap verirken bir hariç, saat bir hariç sono kullanıyoruz. Bir de burada öğle e mezzogiorno, öğlen 12, e mezzanotte, gece 12 hariç hep sono kullanacağız. Sono le otto, saat 8. Sono le otto e dieci, saat 8:10 geçiyor. Sono le otto e mezza, saat 8:30. Sono le otto meno venti, 8:20 var. Meno, var. Sono le nove meno un quarto. Meno un quarto çeyrek var demek. Saat 8'e çeyrek var gibi. 20 var bakın. Meno 20, meno un quarto, çeyrek var. Sono le 8 e mezza, saat 8:30. Mezzogiorno, 12. Mezzanotte, gece 12. Yalnız saat 1 derken, onu da ekleyelim buraya. E, luna diyeceğiz. Onu unutmuyoruz. E, luna, saat 1. E luna. Sono değil. Evet. Bugünkü dersi de burada bitiriyoruz. Bu dersle birlikte dördüncü dersimizi bitirmiş olduk. Bu dört dersi iyi çalışmanız için bir süre ara vereceğiz İtalyanca'ya. Biraz dinlenelim. Siz de bu arada bu dört dersi tamamen tekrar edin. 1, 2, 3, 4 şeklinde. Sonra 5. dersle yolumuza devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Ciao. Arrivederci. A presto. Yakında görüşmek üzere.